Şaban ayının fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Şaban'ın 13. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. On 14. günün orucu 3000 sene oruç gibidir. 15. günse 13 bin seneye denktir. Suyuti: Resulullah'a Ramazan'dan sonra hangi oruç daha üstündür diye sorulduğunda Ramazan'a hürmeten Şaban orucudur buyurdu. Hangi sadaka daha üstündür diye sorulunca da Ramazan'daki sadaka buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Her kim Şaban'ın başından, ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa, Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Allahu Teala'ya 70 sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehit olarak ölür. Dürretül Vaiz'in sayfa 235. Müminler Şaban ayında gafil bulunmayıp işlemiş olduğu günahlara tevbe ve istiğfar ederek Ramazan ayını karşılamak için hazır olması ve Şaban ayında Allahu Teala'ya yalvarması bu ayın sahibi Peygamber Efendimiz vasıtasıyla Allahu Teala'ya kavuşmaya çalışması lazımdır. Bu şekilde kalbinin fesatlığını ıslah ve gönül hastalıklarına deva etmelidir. Tevbeyi yarına bırakmamalıdır. Zira günler üçtür. Biri dündür, geçti. Diğeri amel günü olan bugündür. Diğeri de yarınki gündür o ise emelden ibarettir. Çünkü yarına çıkıp çıkamayacağını bilmiyorsun. Geçen gün ibret, bugünkü gün ganimet, yarınsa tehlikelidir. Bunun gibi aylar da üçtür. Biri Recep'tir ki geçti. Geri dönmesi düşünülemez. Birisi Ramazan'dır, beklenmektedir. Ona kavuşup kavuşamayacağını bilemezsin.'' Gavsa Azam Abdülkadir Geylani Kuddisesi Ruhu Gunyetü Talibin Sayfa 279 282 Şaban-ı Şerif'te okunacak dua. Allahumme barik lana fi Şaban ve belligna Ramazan. Vahtim lena bil iman ve yessir lena bil Kur'an. Bu duanın sayı sınırı olmamakla beraber Şaban-ı Şerif boyunca günde yüz defa okunmasında fazilet vardır. Şaban-ı Şerif duaları İlk on gün Ya Latifu Celle şanuhu. İkinci on gün Ya Rezzaku Celle şanuhu. Son on gün Ya Azizu Celle şanuhu. Misvak Misfak Neşriyat İbadet Takvimi ve Dualar Sayfa 55 11 Şubat Mevlana Takvimi